birinci sınıflar, bu dersimizin konusu eşitliğin korunumu ve denklem çözme. Eşitlik konusunu anlatırken biz çoğunlukla terazilerden yararlanıyoruz. Neden teraziler? Çünkü teraziler her iki kefesi boş iken dengede olduğu gibi her iki kefesinde eşit ağırlıklar olduğunda da yine ne oluyor? Yine dengede kaldığı için terazileri biz eşitlik konusunda rahatça kullanabiliyoruz. Şimdi burada bir terazimiz var. Hemen bu terazimize ne yapalım? Sol kefesine veya sağ kefesine ağırlık eklemeye başlayalım. Şimdi ben buradaki terazimin sol kefesine 1 gramlık bir ağırlık ekledim. 1 gramlık bir ağırlık eklediğimde ne olur? Denge bozulur, değil mi? Buradaki sol kefe aşağı doğru kayar. Yani dolayısıyla ne yapmam lazım? Hemen sağ kefeye de 1 gramlık bir ağırlık koyarak ne yapmalıyım? Buradaki terazimin dengesini kurmalıyım. Yani terazimin her iki kefesini de eşitlemeliyim. Peki buraya bu şekilde 1, 2 ve 3 gramlık bir ağırlık koydum. Ve bunu kaldırdım. Şimdi bunun yerine pembe olan ağırlığımı koydum ve dedim ki şimdi bunlar birer gramlık ağırlıklarımdı. Ama ben bunu koyduğumda ne dedim? Her iki kefe dengededir dedim. O zaman biz ne diyebiliriz? Şimdi sarılar 1 artı 1 artı 1 birer gramlıktı. Eğer terazi dengedeyse o zaman bunun ağırlığı, yani pembe olan ağırlığımız kaç olmalıdır? 3 gram olmalıdır ki buradaki 1, 2, 3 gram eşittir 3 grama dengelenmiş olsun. Dolayısıyla biz bu şekilde verilmeyen ağırlıkları da bulmaya çalışacağız. Şimdi bunu buradan aldım. Bu 3 gramdı ve bu 3 gramlık ağırlığı bu şekilde koydum. Şimdi burada kaç oldu? 3 buydu. 4, 5, 6 gramlık bir ağırlık oldu. Şimdi bunu dengelemek için ne yapmalıyım? Bakın şöyle yapabilir miyim? 3, 3 koydum. Şimdi burada ne vardı? 1 artı 1 artı 1, yani 3 gramlık bir ağırlığım vardı. Oraya 3 gram daha koydum. Dolayısıyla sol kefede 6 gramlık bir ağırlığım oldu. Bunlar kaçtı? Bunların zaten bir tanesini 3 gram olarak bulmuştum. Yani 3 artı 3'tü. Dolayısıyla 3 artı 3'ten bu tarafta 6 gram olacağı için terazimiz yine ne olmuş oldu? Dengede olmuş oldu. Bunları aldım. Peki şimdi diyorum ki bunlar kaçardı? 3'er gramlık ağırlıklardı. Yani 3, 3 daha. Bu taraf kaç oldu? 6 oldu. Peki ben diyorum ki buradaki yeşillerden eğer 3 tane koyarsam bu terazi dengede oluyor. Şimdi pembeler kaçtı? 3 artı 3'tü. Buradaki denge oluyorsa o zaman bunlar da 2 artı 2 artı 2 olması gerekmez mi? Dolayısıyla 3, 3 daha 6, 2, 4, 6. Bu şekilde ne olmuş olur? Her iki kefede 6 olduğu için terazimiz tekrar dengede olmuş olur. Dolayısıyla artık şurada yazdığımız bilgilere yavaştan gelebiliriz. Yani ne demişti? Bir eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitlik bozulmaz demişti. Yaptığımız uygulamalara bakarsak buradaki değerlendirmemizde gerçekten ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. Peki bunları aldım. Şu şekilde yaptım. 2, 2, hatta 1 olsun, 1'er olsun. Bunlar kaçar gramdı? Şimdi biraz önce belki de unuttuk. Onu ben şuraya bir koyayım. Şimdi sarılar 1 gramdı. Yeşilleri 2 gram olarak hesaplamıştık ve pembeleri 3 gram olarak hesaplamıştık. Şimdi burada da diyor ki eşitliğin, bir eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile çarpılır veya sıfır hariç aynı sayıya bölünürse eşitlik yine bozulmaz diyor. Şimdi burada ikişer gramlık ağırlıklarım var. İkişer gramlık ağırlıklarımı, yani 2 eşittir 2 var şu anda. 2 çarpı 2 ve 2 çarpı 2 dersem, yani eşitliklerimi bu şekilde 2 katına çıkarırsam ne olur? Yine 4 eşittir 4 olur. Ve eşitliğimiz ne yapmaz? Eşitliğimiz asla bozulmaz. Ya da diyelim ki şu şekilde 2, 4, 6, 2, 4, 6. Yani 6'şar gramlık eşitliklerimiz var. Peki ne demiştik? Aynı sayıya bölünürse yine eşitlik bozulmaz demiştik. Peki buradaki 6 gramları ne yapalım? 3'e bölelim. 3'e bölersek eğer ne olur? 2 olur değil mi? 6 bölü 3, 6 bölü 3. 2 oldu. Her iki tarafta 2 oldu. Yani 6 gram bölü 3, 6 gram bölü 3, 6 bölü 3, 2. 6 bölü 3, 2. 2'şer gramlar kaldı. Dolayısıyla yine ne oldu? Eşitliğimiz bozulmamış oldu. Bu
sayfadaki sorumuzda eşitlik örneklerimiz var. Aşağıdaki ifadelerde eşitliklerin yerine gelecek sayıları bulalım demiş. Şimdi biraz önceki teraziyi düşünerek terazinin tam ortadaki o ağırlığı taşıyan çizgisini biz eşitlikler olarak kabul edelim. Yani bu eşitlik o terazinin tam dikme çizgisi. Yani o zaman ne yapacağım? Ben eşitliğin her iki tarafında neyi yakalayacağım? Eşitliği yakalayacağım. Yani eşit sayılar yakalayacağım ve burada bilinmeyenler var. Şimdi o zaman ne yapalım? 32'den 13'ü çıkarıyorum. 32'den 13 çıkarsa kaç kalır? 19 kalır. Eşitliğin bu tarafı eğer 19'sa ne yapacağım? Eşitliğin bu tarafında 19 olması için buraya kaç yazacağım? 15 yazacağım ve ne olmuş olacak? Üçgeni buldum ve eşitliği sağlamış oldum. Buraya baktım. Şimdi burada bir işlem önceliği var. İşlem önceliğinde ne yapıyorum? 8-2. Öncelikle burayı yaptım. 6. 6 çarpı 3 eşittir. Burası ne olmuş oldu? 18 olmuş oldu. Dolayısıyla eşitliğin sol tarafının da 18 olması lazım. Burada bir 5 var. Dolayısıyla buraya 13 yazarsam eşitliği sağlamış olurum. Şuraya baktım. 30 artı 6. Bu taraf 36. Buraya bakalım. Burası 8, 4 daha 12. 12 ile bir şey çarpılacak ki 36 olsun. O zaman burası kaç olur? 3 olur. 3 kere 12. 36. Bu tarafta zaten 36 idi. Buraya baktım. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. Dolayısıyla eşitliğin bu tarafında 2 olması gerekiyor. Peki 10'dan bir şey çıkaracağım ve sonra 4'e böleceğim. 2 çıkacak. Kaçı 4'e bölersem 2 çıkar. 8'i 4'e bölersem 2 çıkar değil mi? Dolayısıyla burası 8. Burasının 8 olması için yıldızın kaç olması lazım? 2 olması lazım. 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. 8'i 4'e böldüm 2 kaldı. Dolayısıyla yıldızı 2 olarak bulmuş oldum. Gelelim bu tarafa. 16 daha 16. 16 bölü 2 8. Yani eşitliğin bu tarafı 8. Dolayısıyla bu tarafı da 8 olacak. Şimdi 24 8 daha 32. 32'yi ben kaça bölersem 8'i bulurum. 4'e bölersem değil mi? Dolayısıyla buradaki dikdörtgenimiz de 4 olmuş oldu. Olayı biraz daha dönüştürüyoruz ve biraz önce şekil olarak verilen bilinmeyenlerin yerine harfler koyuyoruz. Bu sefer de harfleri bulmaya çalışacağız. Aslında temelde aynı şeyleri yapıyoruz. Hemen bakalım, içinde bilinmeyen bulunan eşitliklere ne denir? Denklem denir. Yani bunların artık denklem olduğunu öğrendik. A ve B rasyonel sayı. A eşit değil 0 olmak üzere eğer AX artı B eşittir C biçimindeki denklemler varsa bunlar birinci dereceden bir bilinmeyene denklemler oluyor. Neden birinci dereceden? Çünkü burada bilinmeyenin burada derecesi 1'dir değil mi? Verilmediğine göre 1'dir. Bir bilinmeyen ne diyor? Sadece burada X bilinmeyen. Diğerlerini biraz önce zaten sayı olarak göreceğiz. Dolayısıyla bunlar birinci dereceden bir bilinmeyenle denklemler olarak açıklanmış oldu. Şimdi aşağıdaki denklem örneklerimize bakalım. Aşağıda birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler var. İlk örneğimiz X artı 3 eşittir 5. Bu ne demek? Hangi sayıyı 3 ile toplarsam 5'i elde ederim demek değil mi? Dolayısıyla burada aslında yazacağım nedir biliyorum. 2 artı 3 eşittir 5. Ama bunu şu şekilde yapıyorum. Denklemlerde asıl amacımız bilinmeyene yalnız bırakmaya çalışmak. Dolayısıyla ben ne yapacağım bilinmeyene yalnız bırakmak için? Onun yanındaki şu fazlalıkları atmaya çalışacağım. Peki nasıl atacağım? Şimdi x artı 3 eşittir 5 ise ben eğer artı 3 ile eksi 3'ü toplarsam kaç olur? 0 olur değil mi? Artı 3 eksi 3 0. O zaman eşitliğin, eşitlik şurada ya, her iki tarafını ben eksi 3 ile, yani eksi 3'ü çıkarmam gerekiyor. 3'ü çıkarmam gerekiyor eşitliğin her iki tarafından. Dolayısıyla burası ne olur? Burası sıfırlanır. Ve x burada yapayalnız kalır. Burada ne olur? 5 eksi 3 2 olur. Bakın demin zaten x'i 2 buluruz demiştim. X'i 2 olarak bulmuş olduk. Temelde bunu yapacağız. Peki buna bakalım. Bunu eksi vermeliydik. Eksi verelim. A eksi 7 eşittir 19 olsun burası. Şimdi burada eksi olduğu için A eksi 7 eşittir 19. Hangi sayıdan 7'yi çıkarırsam 19 kalır diyor. Ben bunu şu şekilde yapıyorum. Eğer buraya artı 7 eklersem burası sıfırlanır. Buraya da o zaman artı 7 eklemeliyim. Artı 7 ile eksi 7 0 oldu. Burada A yalnız kaldı. A eşittir 19, 7 daha 26. Demek ki 26'dan 7'yi çıkarırsam ne oluyormuş? 19 kalıyormuş. Basitçe bunları yapacağız. Peki çarpma ve bölme işlemlerinde nasıl yapacağız? Yine tam terslerini yapacağız. Bakın toplama işleminde çıkardık
çıkarma işleminde topladık. O zaman çarpma işleminde de bölme yapacağız. Yani ben burada k'yı yalnız bırakmak için buradaki sistemi ikiye bölmeliyim. Yani buradaki terimi ikiye bölmeliyim. O zaman eşitliğin karşı tarafını da ikiye bölmeliyim. Dolayısıyla burada 2 ile 2 sadeleşir ve k kalır. 28'i ikiye bölersem de 14 kalır. O zaman k eşittir 14'tür derim. Yani 2k eşittir 28'de. Ben hangi sayıyı 2 ile çarparsam 28 olurdu? 14'ü 2 ile çarparsam 28 olurdu zaten. Peki burada da bir bölme işlemi var. Bölme işlemi varsa o zaman da çarpma yapıyorum. Kaç ile çarpacağım? 4 ile. Çünkü buradaki 4'ü yok etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla eşitliğin karşı tarafını da ben 4 ile çarpmalıyım. O zaman bunlar sadeleşir. Burada b yalnız kalır. 10 çarpı 4'ten burası da 40 olmuş olur. Zaten buradaki ifadem neydi? Hangi sayıyı 4'e bölersem 10 olur. 40'ı ben 4'e bölersem 10 olur. Bu şekilde temeline atmış olduk. Aşağıda verilen denklemleri çözerek bilinmeyenleri bulalım demiş. Şimdi biraz önce gösterdiğim yöntemle soldaki denklemleri çözeceğim. Bir yöntem daha var. Onunla da sağdaki denklemleri çözeceğim. Siz hangisi kolayınıza gelirse onu yapmaya devam edebilirsiniz. Peki hemen bakalım. X artı 5 eşittir 25'miş. Şimdi ben ne yapacağım? X'i yalnız bırakabilmek için onun etrafındaki fazlalıklardan kurtulmaya çalışıyorum. Öncelikle 5'ten kurtulmalıyım. Yani her iki tarafı eksi 5 ile topladım ya da 5'i çıkardım diyebiliriz. O zaman burası ne yaptı? Burası sıfırlandı. 2x eşittir 25'ten 5 çıktı, 20 kaldı. Daha sonra ne yapacağım? Çarpma varsa bölme yaparım demiştim. O zaman bölerim her iki tarafı 2'ye. X eşittir 22'ye bölersem x'i buradan 10 bulmuş olurum. Şimdi burada bir parantez var değil mi? Dolayısıyla ben burada 5'i parantezin içine dağıtmalıyım. Yani 5 çarpı a, 5a, 5 çarpı eksi 3, eksi 15 eşittir 40. Şimdi ne yapacağım? Burada eksi 15 var. Bunu artı 15 ile o zaman yok edeyim. Artı 15. Bunlar sıfırlandı. 5a eşittir 40, 15 daha 55. Şimdi çarpma var. O zaman bölme yaparım. Her iki tarafı 5'e bölerim. 55'i 5'e bölersem a eşittir 11 olarak bulmuş olurum. Şimdi buraya baktım. Burada da bir bölme işlemi yapılmış. Öncelikle o zaman ne yapacağım? Bu 3'ten kurtulmalıyım. O zaman bunu, yani sadece bakın b'yi veya herhangi bir terim değil, bunu tamamen 3 ile çarpmam lazım sadeleşmesi için. Ve karşı tarafı da tabii 3 ile çarpıyorum. Bunlar gitti. Burada ne oldu? B artı 2 eşittir 8 kere 3, 24 oldu. Bundan da kurtulmak istiyorum. O zaman eksi 2, eksi 2 yaptım. Şurası sıfırlandı. Burada b kaldı. B eşittir 24'ten 2 çıktı. 22 kalmış oldu. Şimdi burada her zaman sıfırladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de bu taraftaki işlemlerimizde karşıya atma yöntemini kullanacağız. Şimdi burada eşitlik vardı ya. Burada bilinmeyenin yanındakilerden kurtulmak için karşıya gönderiyorum. Karşıya gönderirken yine tam tersini yapacağım. Yani burada eksi 2 karşıya ne olarak gidecek? Artı 2 olarak gidecek. Yani 3y eşittir 19, 2 daha 21 olacak. Peki sonra ne olacak? Sonra tekrar bu 3 buraya çarpım durumundaydı ya. Bu 3 buraya bölme durumunda gidecek. Yani 21 bölü 3 olacak. Y eşittir 7 olmuş olacak. Bakın eşitliğin karşı tarafına gönderiyorum ve tam tersi işlemler yapıyorum. Şimdi bakalım burada ne var? Öncelikle eksi 7 var. Karşıya attım artı 7 olarak. Yani k bölü 2 eşittir ne olmuş oldu? 127 daha 127 olmuş oldu. Burada bölme vardı. O zaman onu karşıya ne olarak atacağım? Çarpım olarak atacağım. 2 kere 7 14, 2 kere 2 4 bir de elde 5, 2 kere 1 2, yani k ne olmuş oldu? 254 olmuş oldu. Şimdi burada eksi 6p artı 10 eşittir eksi 50 diyor. Şimdi ben bu artı 10'u karşıya ne olarak göndereceğim? Eksi 10 olarak göndereceğim değil mi? Burada eksi 6p vardı. Eksi 10 eksi 50 daha eksi 60 oldu. Şimdi böyle her iki taraf da eksi ise eğer, her iki tarafı da bu şekilde artıya çevirebiliyorum. Neden? Çünkü bölme işlemi yaparken eksi eksiye bölünecek ve ne olacak? Zaten artıya dönüşecek. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki p'yi yalnız bırakarak 6'yı karşıya bu şekilde bölme olarak atıyorum. Ve p buradan ne olmuş oluyor? P eşittir 10 olarak yine bulunmuş oluyor. Sayfamızda da yine farklı örnekler var. Buradaki denklemlerimizde bilinenlerle bilinmeyenlerin eşitliğin her tarafına farklı bir şekilde dağılmış olduğunu göreceğiz. Biz onları düzenleyeceğiz. Aşağıda verilen denklemleri düzenleyerek çözelim demiş. Şimdi ilk örneğimizde ne var? Burada
Hemen dağılma özelliğini uygulayacağım parantez içine. Yani 3x eksi 6. Burada artı x vardı. Eşittir 18. Şimdi bakın 3x artı x kaç olur? 4x. Burada eksi 6 vardı. Eşittir 18. Burada 6'yı karşıya ne olarak atarım? Artı 6 olarak atarım. Değil mi? 4x eşittir. 18 6 daha 24. Sonra ne yaparım? X'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. X eşittir 24 bölü 4'ten 6 çıkmış oldu. Kalemimi değiştirmek istiyorum. Bu pek belli olmadı. Devam edelim. Şimdi burada bakın. Burada bir 5K var. Karşıda da bir 5K var. Burada bilinenlerle bilinmeyenler eşitliğin aynı tarafında olmalı. Yoksa işleme devam edemiyoruz. Dolayısıyla ben bu 4K'yı 5K'nın yanına getirmeliyim. Neden 5K'yı 4K'nın yanına getirmedim? Çünkü her zaman küçük olan büyük olanın yanına giderse negatif yani eksili işaretli durumlardan biraz daha kurtulabilirsiniz. Şimdi burada 5K vardı. 4K karşıya geçerken ne oldu? Eksi 4K oldu. İşaretini değiştirdi. O zaman 4K. Peki bu eksi 7'yi de bu arkadaşının yanına atalım. Artı 7 olsun. Yani burada 16, 7 daha 23 olmuş oldu. Ya da onu da şöyle gösterelim. 16 artı 7 olmuş oldu. Yani bilinenler bir tarafta, eşitlik burada. Bilinenler eşitliğin bir tarafında ve bilinmeyenler eşitliğin diğer tarafında kalacak şekilde ayarlıyoruz. Şimdi işlemleri yapalım. 5K eksi 4K, 1K, 16, 7 daha 23. O zaman K'yı ben 23 bulmuş oldum. Bir de rasyonel denklemler var. Rasyonel denklemlerde yine ne yapacağım? Paydadan kurtulmaya çalışacağım. Paydadan kurtulmaya çalışırken yine iki yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi payda eşitlemek. Diğeri ise bütün terimleri payda eşitleyeceğiniz sayıyla çarpmak. Yani ben burada paydayı kaçta eşitlerim? 6'da eşitlerim. O zaman ben bütün terimleri şu şekilde 6 ile çarpabilirim. Karşı tarafta tabii ki. O zaman ne olur biliyor musunuz? 3 ile 6 sadeleştiğinde burada 2 kalır ve 2'yi bu şekilde içeri dağıtırım. Yani 2y artı 2 kere 2 4. Artı diyorum. Bunlar sadeleşir. Burada 3 kalır. Yani 3y eşittir 4 kere 6 24. Şimdi bakalım 2y 3y daha 5y ve burada artı 4 vardı. Karşıya eksi 4 olarak sen git ve 24'ten 4 çıkarsa 20 kalır. O zaman her iki tarafı 5'e bölerim. Bunlar sadeleşti. Y eşittir 20 bölü 5'ten 4 olarak çıkmış oldu. Peki burada ne yapacağım? Burada yine bilinenlerle bilinmeyenleri bir tarafa toplamam lazım. Yani burada A artı 1 bölü 5. Bu A buraya eksi A olarak gelmeli bu şekilde. Peki eksi 4 karşıya nasıl gider? Artı 4 olarak gider. Yani artı 4 eksi burada bir de 1 vardı. Şimdi ne yapalım? Payda eşitleyelim. Payda eşit derken öncelikle şurasını düzenleyelim. Yani burası a artı 1 bölü 5 eksi a'ydı. Burası 4 eksi 1'den 3'tü. Şimdi payda eşit derken ne yapacağım demiştim. Paydaları bunların 5'te eşitlenir. Dolayısıyla bütün terimleri 5 ile çarpabilirim. Şunu ve şunu. Bunlar sadeleşti. Burada a artı 1 kaldı. Eksi 5 çarpı a 5a eşittir. Karşısı 15. Şimdi 5a eksi 5a a daha ne olmuş oldu? Eksi 4a eşittir artı 1 karşıya eksi 1 olarak gitti. 15 eksi 1 ne olmuş oldu? 14 oldu. Bölü eksi 4 bölü eksi 4. Ne oldu? 4'ler sadeleşti. A eşittir ne olmuş oldu? Bunları da sadeleştirirsem eğer eksi 7 bölü 2 olarak bu şekilde bulunmuş oldu. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.